İpek böcekçiliği geliştirme projesiyle zor günlerden geçen çiftçilere geçtiğimiz yılda attığı 70 bin dut fidanıyla destek olan Büyükşehir Belediyesi, bu yılda Eskişehir başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından gelen yüzlerce üreticiye 90 bin dut fidanı dağıttı. Unutulmaya yüz tutmuş ancak çiftçiye ek gelir sağlayacak olan ipek böcekçiliğini daha da yaygınlaştırmak amacıyla yastıklama tesisi ve ipek böceği bahçeleri de ilçelerde hizmet vermeye başladı. Dikkatinizi göremiyorsunuz. Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon'da gerçekleştirilen dut fidanı dağıtım törenine çiftçilerle bir araya gelen Başkan Büyükerşen, kırsal kalkınmaya destek olmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Proje ekipleri kurduk. Nasıl köylüye yardım ederse diriltiriz köylüyü. Şimdi ipek iyi para getiriyor ama ipek böcekçiliğini geliştirmek lazım. Ne lazım ipek böcekçiliği için? Koza birlik var. Elinde Allah'a şükür o böcekleri tutuyor. Yani fide yetiştireceğiz arkadaşlar, bedava dağıtacağız köyümüze. Sade bunu mu dağıtacağız? Sade Eskişehir köylülerine? Hayır. Türkiye'de kim bu ipek işine soyunmak isterse onlara vereceğiz. Hangi şehrin, hangi köyü olursa olsun dağıtacağız, bedava dağıtacağız. Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Eskişehir'i ipek böcekçiliğinin merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini amaçlayan Koza Birliği Başkanı Ramazan Işık da Başkan Yılmaz Büyükerşen'e destekleri dolayısıyla teşekkür etti. Kırsal kalkınmayı destekleme projeleri sebebiyle Başkan Büyükerşen'e teşekkür eden üreticiler ise bu proje sayesinde kısa sürede kendilerini ekonomik yönden rahatlatacak gelirler elde edeceklerini belirtti. Tören öncesinde üreticilere Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler seralarında yetiştirilen yerli tohumlar da dağıtıldı. Geldi. Sizi bekliyoruz.